Herkese merhaba. Yeşilçam'ı Yeşilçam yapan birçok şey vardır. Hikayeleri, dokusu, oyuncuları, bir de düşük bütçelerinden dolayı mı yoksa yeni gelişen bir sinema olduğu için mi bilinmez mantık hataları. İşte sizler için derlediğimiz liste. Katma Değer Şaban. Guten Morgen. Bu da kim? Şaban. Oğlum. Abu. Kemal Sunal'ın filmografisindeki en enteresan karakterlerden biriydi bu. Uzun süre kaldığı Almanya'dan Türkiye'ye dönen asi, rockçı bir karakterdi bu. İlk sahnede saçının yeşile boyalı olduğunu açıkça görüyoruz. Gel gelelim havaalanından eve giderken ne olduysa oldu, saçı birden normale dönmüş. Ha Babam Sınıfı. Tüm sınıfın okuldan atılma kararının alındığı bu sahneyi hepimiz biliyoruz. Mahmut Hoca, Semra öğretmeni son kez dinlemek için çağırırken bakalım neler oluyor. Seni içeriden çağırıyorlar kızım. Peki Hafize Ana. Kızım, her şey senin dilinin ucunda. Gel vazgeç şu inadından. Büyüklük sende kalsın. Affediver evlatlarım. Kadraja açıkça giren bu ışık, Ertem İlmez'in gözünden kaçmış olsa gerek. Bir yabancı. Sahne gereği oyuncu Necla Nazır'ın camdan içeri girmesi gerekiyor. Elbette oyuncunun ya da bir dublörün bunu yapmasını bekleyemeyiz. O yüzden bir mankenin atılması tamam. Ama ya mankeni atan set işçisinin de görünmesi? Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri. Bu filmdeki hatalar saymakla bitmez. Karımızı karalayın yoldaşlar! Onu öldürün, yakın yakın! Salam bey! Öyle ki bir filmde yapılan hatalar açısından dünya rekoru bulunuyor. O zamanlarda olması mümkün olmayan beton duvarlar. Modern köprüler. Bir kamyonet ve set ekibi. Rahat yatak döşekler, bunlardan sadece bazıları. Bir teselli ver. Hadi şimdiye kadar gördüğümüz hatalar gözden kaçmış diyelim. Ama Orhan Gencebay'ın oynadığı bu filmdeki hata büyük bir özenle yapılmışa benziyor. Sahneye biraz dikkatli bakarsanız oyuncuların arabanın arka koltuğunda olduğunu göreceksiniz. Orhan Gencebay ise direksiyonu kullanıyor. Epey ilginç. Ah nerede? Burada Adile Naşit'in kıyafetine odaklanalım lütfen. Odaklanalım çünkü sadece birkaç kat aşağı indikten sonra kıyafetin değiştiğini görebilirsiniz. Ha Babam Sınıfı Güle Güle. Yeni beden hocası Necdet, Badi Ekrem'den ölümüne gıcık kapar. Bu sahnede de bunun en bariz örneğini seyirciye gösterir. Dur sana! Ama o surat senden ağrar! Çekil karşımda, gözüm görmesin! Alçak herif! Suratla bir patlatayım! Hocam ne oldu? Galiba elim kırıldı. Ama Badi'yi de akladım. Çerçeveyi bariz bir şekilde yumrukladığını görmemize rağmen bir sonraki sahnede olduğu gibi duruyor. Küçük Bey. Bu sahnedeki hata öyle saçma ki oyuncu Hale Soygazi bile gülmesini tutamıyor. Bak Figen. Belki çok acı ama birbirimize veda etmemiz lazım. Veda mı? Niçin o? Evet Hülya. Çünkü evleniyorum. Evleniyor musun? Kiminle? Korkusuz Korkak. Yeşilçam'ın en efsane sahnelerinden biridir bu limon yeme sahnesi. Geber ulan! Yapma kurban olayım. Ya ne olur ki? Yapma çok fena oluyorum. Ne olursun bayılacağım. Ya hiç vicdan merhamet yok mu sende? Şimdi başka oyun oynayacağız ayı.
belki onlarca kez izledik ama bu hataya ilk defa tanık oluyoruz. Mülayim limonu yerken ortada görünmeyen silah bir sonraki sahnede gökten iniyor adeta. Sahte kabadayı. Yine meşhur olan bu sahnede Kemal Sunal'ın pencereden uçmasına bir şey demiyoruz. Yapma. Şimdi en temiz hesabı ben göstereceğim. Kendine sana. Gel, bana bak. O tarz imkansızlıklar kabulümüz artık. Ama dublör kullanıldığı bu kadar belli olmasa daha iyi olurmuş. Evet, listemizin sonuna geldik. Bu tarz videoları daha fazla görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Bir sonraki videoya dek hoşça kalın.